Erken seçim yoktur. Seçim sayfası 23 Haziran'la birlikte 2023'e kadar kapanmıştır. İktidara yanaşanlardan hiç değiliz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Türkiye'nin yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı var. İkinci bir iddiada bulundular. Ümmeti bölüyorsunuz. Ben siyasi hayatta dini kavramların bu şekilde yozlaştırılmasına temelden karşıyım. Artık buna bir son vermek lazım. Ahmet Beyefendi için günaydın demek gerekiyor. Bu ülkede başbakanlık yaptınız. Türkiye'nin başını Suriye'de belaya soktunuz. Sokmuş olduğunuz beladan Türkiye hala kurtulamadı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan hiç beklemediği bir sonuç ile karşı karşıya. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birçok milletvekili, ilçe ve il teşkilatları ve üyeleri yollarına Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile devam etmek istiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, yerel seçimler sonrasında çok ağır bir türbülansa girmiş durumda. Dün yayınladığım bölümde Ahmet Davutoğlu'nun kurmak üzere olduğu yeni parti için 75 şehirde teşkilatlanmayı tamamladıklarını belirtmiştim. Bugün bu hızlı teşkilatlanmanın perde arkasını da öğrendim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birçok teşkilatı tümüyle partilerinden ayrılma hazırlığında ve AK Parti Genel Merkezi ardı ardına gelen istifa dilekçeleri karşısında son derece çaresiz durumda. Özellikle ilçe ve il örgütlerinin birçoğu partilerinden ayrılarak bütünüyle eski genel başkanları olan Ahmet Davutoğlu ve eski bakanları olan Ali Babacan'ın partilerine katılma hazırlığı yapıyor. Burada kritik bir dipnot eklemek istiyorum. Bu kısımda gemi su almaya başladığı için tayfa kaçıyor şeklinde düşünebilirsiniz. Fakat hem benim bireysel olarak ulaştığım bilgiler, hem bana mail aracılığıyla ulaştırılan bilgiler, hem de Yargıtay verilerine dayanarak belirtebilirim ki durum bu kadar sığ değil. İlk önce milletvekilleri konusuyla başlayalım. Edindiğim bilgilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nden minimum 120 milletvekili istifa dilekçelerini hazırlamış durumda. Bu kısımda neden yapsınlar? Akıbeti belli olmayacak iki yeni partiye katılmak için neden partilerinden istifa etsinler diye düşünenler olabilir. Bu tarz düşünenler için söylüyorum, ülkemizde gerçek ve etik değerlere sahip bir medya anlayışı olmadığı için böyle düşünüyorsunuz. Çünkü ülkemizde medya kuruluşlarının %95'i sadece iktidar partisinin sesi niteliğinde olduğu için bir takım gerçeklerden haberiniz ne yazık ki yok. Ahmet Davutoğlu sıradan bir politikacı değil. İç Anadolu'da çok büyük bir tanınırlık oranına sahip, bölge halkı nezdinde çok büyük bir teveccühe sahip bir politikacı. Zaten şuradan emin olabilirsiniz. Ahmet Davutoğlu ya da Ali Babacan, parti kurma girişimlerine başlamadan önce ulusal anket çalışmaları yaptırdıktan, bu araştırmaları farklı anket şirketlerine farklı tarihlerde teyit ettirdikten sonra yeni parti girişimlerine başladılar. Yeni kurulacak siyasi partilere yönelik yapılan son anket sonuçlarına göre Ali Babacan'ın partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun partisi sadece Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninden toplamda %8'lik bir oy alıyor. İki parti toplamda %8 alıyor. Bunda abartılacak ya da büyütülecek bir şey yok diye düşünenler olabilir. Fakat şunu unutmamak gerekir. Henüz resmiyet kazanmamış, daha meydanlara inmemiş, tanıtım filmleri, sloganları, broşürleri hazırlanmamış, kısaca hayata geçmemiş iki parti olduğunu düşünecek olursak bu oran hiç de küçümsenecek bir oran değil. Bu oranın ilerleyen zamanlarda tanıtım faaliyetleri sonrasında da artacağından emin olabilirsiniz. Doğal olarak milletvekillerinin ileriyi görmeden adım attığını söyleyemeyiz. Sırada teşkilatlar var. Teşkilatlar neden bu köklü değişimi istiyor? Burada kritik bir bilgi vererek başlayalım. Parti teşkilatları o siyasi partinin kan damarlarıdır. Teşkilatları çalışmayan siyasi partiler her zaman yok olmaya mahkumdur. Bu teşkilatlar da ne kadar motive edilirse o kadar çalışabilir. Teşkilatlar sanıldığı gibi para ile, makam ile, eş, dost, akraba kayırması ile motive edilmez. Görünürde bu yöntemler ile teşkilatları partilerine bağlayabilirsiniz ama gerçek manada o teşkilatlardan fayda göremezsiniz. Çünkü makam, para ve kayırma için o noktaya getirilen insanlar pragmatist kişilerdir. Kendi çıkarları onları ilgilendirir.
sosyal medya hesaplarına bakıldığında partinin fanatiği gibi görünebilir ama gerçekte partinin çıkarları pek de umrunda değildir. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de en büyük sorunlarından biri bu. Sanıldığı gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm teşkilatları, para, makam ya da kayırma gibi maddi menfaatler için çalışan insanlar değil. İçlerinde partiyle gönülden bağı olan, karşılık beklemeden çalışan teşkilatlar var. Sokak sokak broşür dağıtan, uykusuz kalarak merkezlerde karşılıksız çalışan kadrolar da var. İşte bu kadar fedakar biçimde çalışan insanlar, hiç çalışmayan, sadece birilerinin akrabaları olduğu için oralarda olan insanları gördükçe, aile boyu makam aracı lüksü anlayışını gördükçe partiyle olan bağını ve ilişkisini kopartmak istiyor. Karşılarında da eski başbakanlarının kuracağı yeni parti ve eski bakanlarının kuracağı yeni partiler varken aynı idealler ve heyecanla bu partilere katılarak çalışmak istiyorlar. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin teşkilatlarını kaybetme süreci de bundan ibaret. Her ne kadar fark edilmese de ya da önemsenmese de AK Parti çok faydalı, çalışkan ve parti için karşılıksız çalışan kadrolarını kaybediyor. Sırada üye kayıpları var. Ağustos 2016'da 6. Olağan Genel Kongresini gerçekleştiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üye sayısı tescile göre yaklaşık olarak 10.978.454 olarak belirlenmişti. Fakat 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle, yani yaklaşık tam bir sene sonra, Yargıtay raporlarına göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üye sayısı 9.931.103 olarak belirlendi. Üye kaybı özellikle son 6 ay içinde yoğunlaşmış durumda. Kısaca normal şartlarda her yıl üye sayısını düzenli olarak artıran Adalet ve Kalkınma Partisi, son bir sene içinde yaklaşık 1 milyon üye kaybetti. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi normal şartlarda düzenli olarak üye sayısını arttıran bir parti iken, neden son bir senede yaklaşık 1 milyon üye kaybetti? Adalet ve Kalkınma Partisi, yıllardan süregelen bir süreç içinde, her zaman seçmen ile arasında duygusal bir bağ kurmayı başaran bir parti olmuştu. Örneğin parti ilk kurulduğu zamanlarda parti görevlileri kapı kapı dolaşarak insanlara hediye Türk kahvesi dağıtırdı ve bir kahvenin 40 yıl hatırı var derlerdi. Aynı zamanlarda kapı kapı, mahalle mahalle hiçbir vatandaşla samimi bir iletişim kurmaktan kaçınmazlardı. Parti görevlileri çoğu kez meyhanelere bile gidip oradaki vatandaşlarla sohbet etmekten kaçınmazdı. Özetlemek gerekirse vatandaşa "biz sizden biriyiz" demeyi ve bu konuda kendilerini inandırmayı başarmıştı. Dün yayınladığım çalışmada belirtmiştim. Kuruluşundan itibaren ilk 3-4 senesindeki AK Parti ile bugün gördüğümüz AK Parti'nin birbiriyle hiçbir alakası ya da ilgisi yok. Kuruluşundan itibaren ilk 4 senesindeki AK Parti ile bugün gördüğümüz AK Parti'nin birbiriyle hiçbir benzerliği de yok. 2002-2006 arasındaki AK Parti'de her gün, her saat, meydanlardan ya da ekranlardan bağıra çağıra belirli bir kesimi hain ilan etmek, azarlamak, hakaret etmek, aşağılamak ya da yadırgamak yoktu. O dönemlerde AK Parti kurmayları ulus ile muhatap olurken son derece seviyeli davranırdı. Azarlama ya da hor görme davranışlarını asla göstermezlerdi. Çünkü o dönem AK Parti bu tür davranışlara karşı mücadele eden bir partiydi. Halktan insanlar olarak böyle davranan insanları eleştirirlerdi. Kamu imkanlarıyla, vatandaşın parasıyla, lüks içinde yaşama hastalığı yoktu. Ulusun nefret etmesine sebep olabilecek tarzda demeçler yoktu. AK Parti kurmaylarının bahsettiğim zaman zarfındaki röportajlarını izlerseniz, son derece nazik bir tarzda konuştuklarını görürsünüz. Nitekim aynı şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst kademi kurmaylarının 2002-2005 arasındaki miting konuşmalarını ve bugün yapılan miting konuşmalarını izlerseniz ne demek istediğimi gayet iyi anlarsınız. Bugün ulus genelinde kendi partilerine oy vermeyen, kendileri gibi düşünmeyen insanları hain ya da şucu bucu ilan etmekten hiç çekinmediklerini görebilirsiniz. Toparlamak gerekirse AK Parti üyelerinin partilerinden aklen ve kalben kopmalarının sebebi, eskilerin deyimiyle haleti ruhiye değişimi.